ya da Barış hazırmış. Hemen Barış, duyabiliyorsan beni, seni dinleyelim. Neler yaşanıyor orada? Cansinay Bacı, depremin 85. saatine giriyoruz. Aslında kritik saatler, ancak mucize kurtuluşlar gelmeye devam ediyor. Biz de şu anda Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye mahallesindeyiz. Hemen arkamda 5 katlı bir binanın enkazını kameraman arkadaşım Burak Yeşilova ekranlara getiriyor. İçeride 3 kişinin olduğu yönde bilgi alındı ve ekipler bu noktada arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ve şunu söyleyelim, aldığımız bilgi şu yönde: 3 kişinin de aslında burada canlı olarak kurtarma ihtimalleri var. Daha önce sismik araştırma aletleriyle araştırma yapıldı. Sismik araştırma yapıldı. Termal kameralarla aslında bulundukları yönler tespit edildi ve sıcaklık hissedildikten sonra da koordinatlar belirlendi ve o noktada çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekipler şu anda enkazın tam üst tepesinden o bulunan noktaya doğru girdiler. Yani o 3 vatandaşın bulunduğu noktaya doğru girmeye başladılar ve şöyle bir bilgi aldım biraz önce de. Merdiven boşluğunda oldukları ve demir korkulukların aslında geçişe engel olduğu için demir korkulukların kesilmeye başlandığını, alan açıldıktan sonra da çok kısa bir süre içerisinde vatandaşların sağ olarak çıkarılabileceklerini söylediler. Tabii temennimiz üçünün de aynı anda sağ olarak çıkarılabilmesi. Yine aldığım bilgi şu yönde: bir teyzemiz gelini ve kocasıyla birlikte içeride. Onlarla iletişim kurulduğu söyleniyor. Ve Burak, istersen fazla girmeyelim. Herhangi bir riske karşı. Burak, sesim geliyor mu sana? Biraz geriye gelebilirsin. Ve o noktada çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekipler şu anda çalışmaları yoğunlaştırdı. Çok hassas bir şekilde, adeta ilmek ilmek işleyerek, dokuyarak orada çalışma yapıyorlar. Bir kez daha söyleyeyim, merdiven boşluğunda olduğu söyleniyor vatandaşlarımızın ve demir korkulukların onlara ulaşımına engel olduğu için öncelikle o korkulukların kesildiği, şu anda da o noktada çalışmalar yapıldığını söyleyelim. Burada bu binanın enkazında geçtiğimiz zaman dilimleri içerisinde iki vatandaşımız, ki biri çocuktu, kurtarıldı ve onlar da sağ salim hastaneye ulaştırıldılar ve tedavileri devam ediyor. Gelecek ikinci bir müjdeyi bekliyoruz bu enkazın altında. Dediğimiz gibi Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi burası. 85. saate girilirken, bu kritik zaman dilimine girilirken gelebilecek her türlü haber mucize niteliğinde ve aslında tüm Türkiye'ye umut olacak nitelikte. Herkesin gözü kulağı enkaz altından çıkarılan vatandaşlarda. Bir an önce hepsine tabii ki ulaşılması gerekiyor. Ekipler de çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Dinlenmeden, hiç ara vermeden çalışıyorlar ve tam konsantre olmuş vaziyetteler. Hiç zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Bir yandan olumsuz hava şartları, soğuk var. Gün içerisinde öğle saatlerinde özellikle güneş kendini gösterse de yeniden havanın çok soğuduğunu, hatta eksilere kadar indiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi 85 saat dile kolay. Moloz yığınlarının altında, enkazın altında, beton blokların altında, bir yandan aç ve susuz, bir yandan oksijen sınırı var. Ve bu şartlar altında vatandaşların, yaralı vatandaşların, depremzedelerin enkaz altında mücadelesi gerçekten çok büyük ve önemli. Her bir can önemli. Her bir can büyük önem taşıyor. Hepimiz için kıymetli. Şu saatlerde, şu süreçte tek hedef, en önemli hedef, enkaz altında kalanların bir an önce çıkartılması ve bu noktadaki çalışmalar da devam ediyor. Kameraman arkadaşım gösteriyor. AFAD ekiplerini görüyorum, itfaiye ekiplerini görüyorum bu noktada. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekipler bunlar ve titiz, hassas bir şekilde çalışıyorlar. Şöyle hemen önümde bir iş makinesi var. Tabii aslında enkazın sol tarafa yatmaması için, yani bizim bulunduğumuz noktaya devrilmemesi için orada ekipler bir önlem almış vaziyette. Orada titiz bir çalışma var. Üstten girilerek yapılan bir çalışma bu. Daha önce bir irtibat kuruldu içerideki vatandaşlarımızla. İnşallah tek temennimiz üçünün de sağ salim bir şekilde çıkarılması. Şu saatlerde, kritik saatlerde artık dediğimiz gibi son zaman diliminde bir an önce vatandaşlarımıza ulaşılması gerekiyor. Ekipler de bu bilinçle hareket ediyor. Şu anda bir hareketlilik hissettim. Ekip takviyesi istendi sanırım bu noktada. Tabii bizim de bir yandan bekleyişimiz devam ediyor. Ambulans da bu şekilde burada bekletiliyor, hazır bir şekilde. Sedye hazırlanmış vaziyette. İçeride bulunan vatandaşların yakınları bu noktada. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Dediğimiz gibi tek temennimiz o müjdeli haberi A Haber ekranlarından tüm Türkiye'ye duyurmak.
Türkiye'nin, Türk milletinin, milletimizin bu tür haberlere ihtiyacı var. Herkese umut olması için, herkese moral olması için, güç olması için dediğimiz gibi bu tür haberlere ihtiyaç var. Hem ekiplerin aslında tek motivasyonu da şu anda ulaşılan canlılar, aslında onların motivasyonu bu. Onlar bu şekilde güç kazanıyorlar. Her kurtarma anından sonra onların büyük sevincini gördük. Onlara şahitlik ettik ve gerçekten bu başarının sahibi onlar. Ve onlar da dediğimiz gibi can hıraş bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii itfaiye ekiplerine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Malatya'da biz A Haber olarak çok sayıda enkaz altından çıkarılan vatandaşı gösterdik ve o arama kurtarma çalışmalarına tanıklık ettik. İtfaiye ekiplerinin özellikle yoğun bir mücadelesi vardı. Keza diğer ekiplerin, AFAD ekiplerinin, UMKE ekiplerinin de yoğun çabası vardı. Aynı şekilde gönüllü olarak diğer illerden gelen vatandaşlarımız burada, yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'da şöyle genel görünümden de bahsedecek olursak, bir yandan kameraman arkadaşım ekranlara getiriyor, 1071 ölü sayısından bahsedebiliriz. Maalesef 1071 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 1000'in üzerinde konut yıkıldı. Şöyle notlarıma baktım ve 1196 konutun yıkıldığını söyleyebiliriz. 9108 vatandaşımızın da yaralı olduğunu ifade edelim. Tabii bizim buradaki nöbetimiz devam ediyor, bekleyişimiz devam ediyor. Umarız 85. saatte müjdeli bir haberi paylaşırız. Müjde var diyerek söze başlarız diyelim ve şimdilik bir virgül koyalım. Sözü yeniden Cansinel Bacı'ya size bırakalım.